Ali Hasanoğlu, Kazanın şikayetçi olmaması beni üzdü. Geçtiğimiz hafta bir albay aradı. AK Parti hükümetinin kurulduğu ilk yıllarda İstanbul'da bir imam Hatip Lisesi'nde milli güvenlik dersine gittiğini, aslında kendisinin başörtüsü sebebiyle çocukları sınıfta bırakmadığını ama Akit'te aleyhinde haber çıktığını, o tarihte bu konuyla ilgilenemediğini, şu ansa emekli olduğunu bazı yerlerde bu haberin karşısına çıktığını söyledi. İnternetten olsun haberi kaldırabilir misiniz diye sordu. Emekli albayımızın yasakçı değilim sözlerinin doğru olabileceğini ama bu ülkede anayasayı değiştirecek çoğunlukta milletvekili kazandığı halde AK Parti'nin başörtü yasağını kaldıramadığını, bunun da sebebinin ilk başta askeri olduğuna inandığımı hatırlattım. Siz yasakçı olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Sonuçta bu ülkede başörtü yasak olduğu müddetçe, onun sorumlusunun da genel olarak askeri olduğu kabul edildiği müddetçe, siz kesin delillerle yasakçılık yapmadığınızı öğrencilerin bize aktardıklarının doğru olmadığını ispat etmedikçe ben o haberi kaldırmazdım. Benim o haberi kaldırmam mağdurlara ihanet olurdu. Fakat bugün artık o yasak yok. Bugüne gelinmesinin bir şükrü olarak hem de toplumsal uzlaşma adına kimseyle şahsi bir kavgamız olmadığının işareti olarak siz istediniz, yüz yüze bile görüşmeden ben şimdi hemen haberi kaldırtıyorum dedim. Hatta bizden alıntı yaparak başka sitelerin haberi kullandığını söyledi, onlar için de haberi kaldırmaları için ricacı olurum dedim. Oldum. Başörtü yasağı bir şahsi istek değildi. Bir arka planı olan kavga değildi. Allah'ın emri olarak inandığımız bir istekti. Onun mücadelesini verdik. Bugün için o yasak kalktı, yanlış düzeltildi. Bizim de artık o yasağın sorumlusu olduğu çok kesin belli olmayanlar için, şahsi bir gareze olmadığı halde, emir komuta zinciri içinde o yasağın faili gibi görünenler için artık kavga içinde olmamamız lazım. Benim düşüncem bu, bunun gereğini yaptım. Niye bu olayı anlattım? 28 Şubat döneminin Adalet Bakanı Şevket Kazan, dünkü duruşmada 28 Şubat darbesini yapanlardan şikayetçi değilim dediği için. Kazan'ın bu ifadesini öğrendiğimde aslında çok kızdım. Aklıma başörtüsü yasa sebebiyle okulundan olanlar geldi. İmam Hatip Lisesi'ne gidip katsayı yüzünden üniversiteye devam edemeyen pırıl pırıl çocuklarımız aklıma geldi. Senin hakkın yok şikayetçi olmamaya dedim kendi kendime. O sırada bir öz eleştiri yaptım. Sen de bir hafta önce bir başörtüsü yasağı haberini kaldırdın Ali dedim. Birazcık yumuşadım Şevket Bey'e karşı. Ama sadece birazcık. Gerçekten de bizim o albayla ilgili öğrencilerin beyanından başka somut bir bilgimiz yoktu. Birebir yaşamadığımız bir olaydı. Belki albayımız gerçekten istemeyerek bir yanlışın içindeydi bize de beyan ettiğine göre. Artık o haberin kalkmasında sakınca yoktu. Peki 28 Şubat'ın en tepesindekiler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Veya 28 Şubat'ın en tepesindekiler çıkıp da biz başörtüsü yasağının arkasında değildik diyebildiler mi? demediler. Buna rağmen Şevket Bey kimin adına şikayetinden nasıl vazgeçiyor? Aslına bakarsanız darbe suçunda Ahmet'in Mehmet'in şikayetten vazgeçme hakkı da yok, yetkisi de. Sadece kendisi şahsi haklarından vazgeçebilir. Mahkeme üzerinde manevi bir tesir bıraksa da şikayetten vazgeçildi diye dava düşecek değil. Ama Şevket Kazan'ın sözleri açık söylemeliyim beni üzdü. Hele hele Başbakan Necmettin Erbakan'a küfür eden bir general için nasıl aciz kaldıklarını anlattığı ifadesinde şikayetçi değilim demesi hem başörtüsü yasa mağduru kardeşlerimizi hem katsayı mağduru İmam Hatipli kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Rahmetli Erbakan'ın kemiklerini de sızlatmıştır. Ben böyle inanıyorum. Bu vesileyle bugün dinleneceği açıklanan Turhan Tayan'ın, dün dinlenen Şevket Kazan'ın ifadesindeki iddialar açısından tanık değil sanık olması gerektiğini söylemeliyim. Öyle ya, Erbakan Hoca'ya küfreden generale aylarca soruşturma açtırmayan Turhan Tayan, tanık değil sanık olmalıdır. Sanık olmalı ve o küfrün hesabı sorulmalıdır. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.